Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Ali Babacan'ın kuracağı partiyle ilgili son detayları paylaşmış. Yazı şu şekilde özetle: Davutoğlu Gelecek Partisi'nin kuruluşunu AKP'nin ilan edildiği otelde, hatta aynı salonda ilan etmişti. Babacan daha görkemli başlamak istiyor, bu nedenle spor salonu arayışına girmiş. AKP'nin kontrolündeki salonlar büyük ihtimalle tahsis edilmeyecek ve Babacan'ın partisi Ankara Çankaya'da Ahmet Taner Kışlalı spor salonundaki törende görücüye çıkacak. Ne zaman mı? Çok büyük ihtimalle Şubat ayının 3. haftasında, en kötü ihtimalle Mart'a kalmadan. CHP'li belediyenin kontrolündeki bir spor salonunda görkemli bir şekilde Babacan partisini ilan edecek. İşin ilginç yanı, İstanbul'da da il merkezi binasını yapmak istiyordu Ahmet Davutoğlu. AKP kontrolündeki bir belediyede mühürlenmişti o bina. Sorun yaşamışlardı İstanbul il binasını yapmak için. Daha sonra Davutoğlu ile hareket eden bir siyasetçi de şu açıklamayı yapmıştı: Bize çadırı bile çok görür bu AKP'liler. CHP'nin olduğu yerlerde teşkilatlanalım, oralara açalım parti binalarımızı demişti. Düşünebiliyor musunuz? Daha 2-3 yıl öncesine kadar Davutoğlu CHP zihniyeti diye eleştiriyordu. CHP'lileri özgürlük düşmanı olmakla suçlayan AKP'lilerin arasında bir lider konumundaydı. Meydanlarda oy istiyordu. Ve bugün geldiğimiz noktada CHP ile aynı çizgiye geldi. Geldiği yetmezmiş gibi CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde partilerini duyurabilme noktasına geldiler. Bu da gerçekten tarihi bir ders olsa gerek kendilerine. Kendileri 3 yıl önce, 4 yıl önce CHP'nin eleştirilerini dikkate alsaydı, o 7 Haziran seçimlerinde CHP ile koalisyon kurabilselerdi, bugün eleştirdikleri hiçbir konuyu yaşamıyor olacaktık. Ve bugün kendileri ne başkanlık sistemini eleştiriyor olacaktı, ne bu şekilde yaşananları, bu denli kutuplaşmadan, bu denli insanların birbiri arasındaki o birliğin, beraberliğin yok olmasından duymuş oldukları rahatsızlıkları dile getirebileceklerdi. Çünkü CHP ile AKP'nin koalisyon kurması demek, bugün yaşanan bütün problemlerin olmaması demekti. Bugün toplum ikiye ayrılmış durumda. Birbirine tahammülü kalmamış durumda AKP'lilerle CHP'lilerin. Bunu görüyoruz. Bu ekranın altına yazan yorumları dahi görüyoruz. Ben hiç argo kullanmıyorum. Normal hayatımda da kullanan birisi değilim. Çünkü o denli konuşabileceğim arkadaşlar seçmiyorum. Çevreme o tarz insanları almıyorum. Küfür ediyorsa, argo konuşuyorsa, argoyu bir alışkanlık haline getirmişse zaten bana ne getirebilir, bana ne katkı sağlayabilir? Konuştuğum, görüştüğüm insanlar da zaten yaşça benden büyük insanlar. Kendi yaşıtlarımdan da görüşmüyorum. Çünkü yaşıtlarımın büyük bir bölümü kurumuş ot gibiler. Sorgulamıyor, düşünmüyor, her şeye hay hay diyor. Gelecekten bir beklentisi yok. Hayatı bir boş uğruna yaşayan bir topluluk olmuş durumda ne yazık ki. Altın bulmuş gibi seviniyoruz bizler gibi düşünen gençlerle tanıştığımız zaman. Vay be, helal olsun diyoruz. Kendisini geliştirmiş işte, Atatürk gençliği bu diyoruz. Ama geldiğimiz noktada bu noktaya bizi kim getirdi? Babacan da Davutoğlu da o ekibin içerisinde değil miydi? Şimdi vatandaş ne diyecek? Sizin ağabeyleriniz bozdu sistemin ayarlarıyla, oynadı. Başkanlık sistemine getirdi. Hadi size oy verelim de siz de parlamenter sisteme geri döndürün mü diyecek? Fikirlerini, düşüncelerini, felsefelerini artık belirli bir noktaya getirip bir yol haritası çizmeleri gerekiyor. Millet İttifakı'nın yanında mı yer alacaklar, üçüncü bir ittifak mı oluşturacaklar, onu artık uygulamaları gerekiyor. Öyle kendi aralarında birlik ve beraberlik olmadan, o başka parti, bu başka parti, birden fazla parti kurarak yola çıkarlarsa, girecekleri seçimde barajın altında kalırlar. Bir ittifakın parçası da olmazlarsa elde edecekleri milletvekili sayıları da AKP hanesine yazılır. AKP'ye istemeden de olsa büyük bir destek sunmuş olurlar. Mecliste AKP'nin güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlarlar. AKP'nin istediği de bu zaten. Bunların kurduğu parti baraj altında kalsın. HDP baraj altında kalsın. Hatta biz mecliste CHP ile
AKP olsa oh mis gibi olur görüşündeler 2002 yılındaki gibi. Buna da hizmet edecekse eğer Babacan Davutoğlu birleşmesinler. Ayrılık gayrılık güderek yollarına devam etsinler. Ayrılık gayrılık güdenler kendi içlerinde bir fayda sağlayamadıkları gibi toplum içerisinde de bir fayda sağlayamazlar. Düşüncelerine bakıyoruz. Babacan'ın da Davutoğlu'nun da aynı. Ayrı ayrı parti kurmaya ne gerek var? 8-9 aydır Babacan'ın kuracağı parti ne zaman ilan edilecek diye konuşuyoruz. Bakın Deniz Zeyrek Şubat sonu diyor, Mart başı. Ocak başı, Ocak sonu. Aralık başı, Aralık sonu. Kasım başı, Kasım ortası, Kasım sonu. Eylül, Ekim bunları konuşuyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bir cesaretlendiler. İstanbul kazanılınca, Ankara kazanılınca aylardır konuşuyoruz. Konuşacağız bakalım. Bakalım Mart'ta kurulmuş olacak mı? Ama spor salonunda ilan edecekmiş. Çankaya'da CHP'nin kontrolünde bir ilçe Çankaya. Yani bu da zaten dediğimiz gibi videonun ortasında tarihi bir ders olsa gerek. Dün CHP'yi eleştirenlere, bugün CHP'nin yönettiği yerlere muhtaç olanlara.